Marcus Garvey was a Jamaican who had traveled. Marcus Garvey, bütün zenci ülkelerini gezen bir Jamaikalıydı. 19. yüzyılda doğdu, Panama'ya, Costa Rica'ya, Londra'ya ve Karayiplere seyahat etti. Gezdiği her yerde Afrikalıların ezildiğini, aynı zamanda diğer ırkların yaşadıkları ekonomik bağımsızlıkları, üstünlükleri ve hakimiyetleri gibi özelliklerden bahsediyordu. Marcus, zencilerin mahrumiyetine inanıyordu. Bu yüzden bunun hakkında bir şey yapmak istedi. Amerika'ya, uluslararası tanınan Afro-Amerikalı Booker Washington'la çalışmaya geldi. Booker Washington, Tuskegee Üniversitesi'nin müdürüydü. Burada Afro-Amerikalıların daha verimli çiftçi ve işçi olmaları öğretiliyordu. Marcus Garvey, Booker Washington ile Jamaika'da Tuskegee Üniversitesi gibi yararlı olan bir organizasyon kurmak için çalışmak istiyordu. Marcus Garvey, Afro-Amerikalıların kendi ekonomik ve sosyal durumlarını düzeltmek için çok çabalamaları gerektiğini düşünüyordu. Bunları başarabilmek için birlikte çalışmaları gerekiyordu. Negro World, yani Siyahların Dünyası adlı gazetesinde siyah kahramanların başarılarını ve Afrika kültürünün parlaklığını vurgular. 1920'de 25 ülkeden temsilcilerin katılımıyla Liberty Hall'da düzenlenen uluslararası toplantıya başkanlık ederek gücünün doruğuna ulaşır. Bu toplantının ardından Harlem sokaklarında 50 bin kişinin katıldığı görkemli törenin başında yer alır. Ezilmiş zencilerin sesi olan Marcus Garvey, Malcolm X'in babasını da düşünceleriyle etkisi altına almıştır. Garvey eşit haklar için savaşı ya da zencilerin ve beyazların sosyal anlamdan bir araya gelmeleriyle pek ilgilenmiyordu. Garvey zenci milliyetçi olarak bilinirdi. Malcolm X'in anne ve babası onun takipçileriydi. Marcus Garvey, Jamaika'daki insanlar için yararlı ve gelişmiş bir organizasyon kurmak istedi. Ama pek başarılı olamadı. Böylece Amerika'ya gider. Burada Booker Washington'la çalışmayı umuyordu. Ama maalesef onunla çalışamadan Washington ölmüştü. Bu yüzden yanılmıyorsam 1917 yılında Garvey Evrensel Zenci Gelişimi Teşkilatı'nı kurdu. Bu teşkilat başarılı oldu ve kuzeyde, güneyde, Karayipler'den Amerika'ya, Harlem'e gelen birçok göçmenler gibi birçok zenciler ilham verdi. O zamana kadar hiç olmayan ve ondan sonra hiç yapılmayan en büyük zenci teşkilatıydı. Zenciler aleminde Garvey'in etkisi çok büyüktü. Afrika'da, Batı ve Güney Afrika'da Garveyist dallar vardı. Sömürgeci güçler, Garvey'in mesajı Afrikalılar için Afrika ile olan popülerliğini İngiliz ve Fransız kolonist hakimiyeti için bir tehdit olarak görüyorlardı. Bu yüzden Garveyist materyallere sahip olan kişiler bile gözetim altındaydılar. Garvey'in Afrikalılar ve Afrika kökenlileri için çok büyük hayalleri vardı. Garvey, zenciler uluslararası birbirlerine bağlanabilirlerse ortaya Avrupalıların sahip oldukları gibi bir güç çıkacağını düşünüyordu. Bu mesaj ise Malcolm X'in ailesi ve bütün Afro-Amerikalılar yani zenciler için ilham vericiydi. Back during slavery, when black people like me talk to the slaves. They didn't kill them. They'd send some old house Negro along behind him to undo what he said. You have to read the history of slavery to understand this. There were two kinds of Negroes. There was that old house Negro and the field Negro. And the house Negro always looked out for his master. When the field Negroes got too much out of line, he held them back in check. He put them back on the plantation. The house Negro could afford to do that because he lived better than the field Negro. He ate better, he dressed better, and he lived in a better house. He lived right up next to his master in the attic or the basement.
He ate the same food his master ate and wore his same clothes. And he could talk just like his master, good diction. And he loved his master more than his master loved himself. That's why he didn't want his master hurt. If the master got sick, he'd say, "What's the matter, boss? We sick?" When the master's house caught a fire, he'd try and put the fire out. He didn't want his master's house burned. He never wanted his master's property threatened. And he was more defensive of it than the master was. That was the house Negro. But then you had some field Negroes who lived in huts, had nothing to lose. They wore the worst kind of clothes, they ate the worst food, and they caught hell. They felt the sting of the lash. They hated their master. Oh, yes, they did. If the master got sick, they prayed that the master died. If the master's house caught a fire, they prayed for a strong wind to come along. This was the difference between the two. And today you still have house Negroes and field Negroes. Eğer Amerika kıtasının doğu kıyısına gelecek olursak, orası köleliğin başladığı yer değildi. Güney Amerika'da başladı kölelik. Karayiplere ulaştı, Amerika'ya vardı ve her yere ulaştı. Ve bunu söylediğimizde köleliğin ne kadar büyük bir endüstri olduğunu farkına varıyoruz. Biz ise bunu sadece beyazlar ve siyahlar sorunu olarak görüyoruz. Ama bu çok daha büyük bir şeydi. Kölelik, Amerika'nın ekonomi tarihinde en büyük üretici kurum olmuştur. Dünya için pamuk üretiyordu. Bu şekilde düşündüğümüzde aslında bunun ne kadar büyük olduğunu ve ne kadar uzun sürdüğünü görüyoruz. Birçok durumda şunu duyacağız. Bazı Afrikalı ülkeler kendi insanlarını öylece Avrupalılara verdi. Hayır, her zaman pazarlık noktası olmuştur. Ve hatırlarsak alkol, sigara ve silah. Bugün sigaranın sizlere ne yaptığını biliyoruz, öyle değil mi? Alkolün sizlere ne yaptığını biliyorsunuz ve kesinlikle bir silahın size ne yapabileceğini biliyorsunuz. Ama bu bir güç işaretiydi. Bu bir güç ifadesiydi. Uzaktan birisine nişan alıp onlar artık yok diyebilirdi. Ona yakınlaşman bile gerekmiyordu. Ve bu o dönemde dünyanın her yerinde çok önemliydi. Çünkü Avrupalılar da bunu Çinlilerden aldı. Şimdi silah dediğimiz aleti ilk Çinliler üretti. Yani ateşli silahları. Amerika'da zencilerin uğradığı baskı ve zulüm inanılmaz boyutlardaydı. Ancak tarihler 1861-1865 yıllarını gösterirken ülkede iç savaş yaşanmaya başlar. Endüstriyel faaliyetleriyle kuzey, zirai faaliyetleriyle güney diye ülke ikiye ayrılmıştır o yıllarda. İşte bu devletler arasında çıkan kanlı iç savaştan ekonomi de bir hayli sarsılmıştır. 1861-1865 yılları arasında meydana gelen iç savaş sonrasında anayasaya getirilen 13. maddedeki değişiklik sayesinde kölelik yıkılmıştı. Avrupa'nın bazı kısımlarından sonra Güney Amerika'dan ise önce Amerika'da kölelik yıkılmıştı. Bu durum köle olan Afrikalılar için çok olumlu bir gelişme olmuştur. Ama muhtemelen 10 sene sonra büyük uzlaşma denilen süreçte kölelere verilen özgürlükler yavaş yavaş geri alınmıştı. 20. yüzyılın yarısına kadar önceden köle olan Afro-Amerikalılara yani zencilere vatandaşlık verilmemişti. Kan ile yazılmış Amerikan tarihinde birçok medeniyetler geçmiştir bu topraklarda. Kıtanın keşfinden önce Amerika'da çeşitli medeniyetler ve buna bağlı olarak farklı kabile dinleri vardı. 16. yüzyıldan itibaren Amerika kıtasına yerleşmeye başlayan Avrupalılar. Bu göçle beraber Hristiyanlığı da beraberinde getirerek bu dini yerli halka zorla kabul ettirmeye çalıştılar.
Böylece önceleri kıtada varlığını sürdüren İnka, Aztek, Toltek ve Maya gibi medeniyetler yok olup gitmişti. Sağ kalanlar ise Hristiyanlık dinine tabi olmaya zorlanıyordu. Aksi takdirde cezaları ölümdü. Avrupalılar kölelik sistemini yeni kaynaklar, yani sömürge arama dönemini de başlattılar. Bazı insanlar keşif dönemi diye ısrar ediyor ama hiçbir şey keşfedilmiyordu. Bu bölgede zaten Afrikalılar yaşıyordu. Batıda kölelik araştırma dönemiyle başladı çünkü ham maddeye ihtiyaç vardı. Bu zamanlarda Londra'da konforlu koltuklarında oturan İngilizlerin çayları için şekere ihtiyaçları vardı. İngilizlerin çaylarına koyacakları o bir kaşık şeker Hint ve Karayip adalarında esirler tarafından getiriliyordu. Batılı insanın zevki, şeker kamışı tarlalarında çalışan milyonlarca Afrikalıların acı çekmelerine ve ölmelerine neden oldu. Orta Amerika'nın güneyinden gelen göçler ve savaşlar, bu medeniyetle birlikte birçok klasik dönem medeniyetinin yok olmasına sebep oldu. Yok olan bu medeniyetlerden sadece bazılarıydı. Mayalar, Kızılderililer ve bugünkü Meksiko City'yi kuran Aztekler. İspanyollar gibi pek çok batılı ülke tarafından katledilerek bu masum halklar tarih sahnesinden acımasızca silindiler. Tek hedefleri altın ve değerli madenlere ulaşmaktı. Tüm bu olanların hepsi aslında şeker elde etmek içindi. Aynı mantığı ilk Amerikalı tarikatçılar ihracata yönelik ürün olan kunduz derisini bulduklarında uyguladılar. Bunu süslü şapkaları yapmakta ya da sigara yapmakta kullanıyorlardı. Avrupa'nın genelindeki beyefendiler süslü pipolarını içip ve süslü kunduz derisi şapkalarını giysinler diye insanlar zorla köleleştirdiler. Bu ürünler olmasaydı bu ülkenin yerlileri katledilmez, kötü davranılmaz ve köleleştirilmezdi. 10. yüzyılda Yucatan Maya bölgesine giren bir Kızılderili kabilesi olan Toltekler, Tula şehrini kurarak medeniyetlerini geliştirmeye başladılar. Bölgede 1200 yılına kadar devam eden Toltek etkisi, 11. ve 12. yüzyılda yerini kuzeyden Meksika'ya gelen Azteklere bıraktı. Tenochtitlan, yani bugünkü Meksiko City şehrini kuran Aztekler, İspanyolların saldırılarına kadar medeniyetlerini sürdürdüler. Bu acımasızca saldırı sonunda bütün Aztek İmparatorluğu ortadan kalktı. Bölgeye dahil olan sömürgeci zihniyetin bu planları doğrultusunda asırlar boyu hayatını sürdüren köklü medeniyetler birer birer tarih sahnesinden siliniyordu. Yok olan sadece medeniyetler değildi elbette. İnançlar da yok ediliyordu. Hristiyanlık dışında hiçbir dine hayat hakkı tanınmıyordu. Number one, he teaches us that that never was a real serpent. It was not a real serpent that went into the garden. What was it? But as you know, the Bible is written in symbols and parables, and this serpent or snake is a symbol that's used to hide the real identity of the one whom that actually was. He teaches us that the black man by nature is divine. Now, does this mean that the white man by nature is evil? By nature, he is other than divine. Well now, does this mean that he's evil? Can he do good? By nature, he is evil. It was imposed upon them. The Christian religion. Zenciler Hristiyanlığa zorlandılar. Genel olarak Batı Afrika'da Hristiyanlık yoktu. Köleleri zorla Hristiyanlaştırdılar.
bu kölelerin sadece kiliseye gidebilmeleri için kasıtlı bir izin verilmişti. Yani kiliseye gidebiliyorlardı. Zencilerin zorla Hristiyanlaştırılmaları, köleliklerini daha uysal yapmaları içindir. Bu yüzden onların buraya gelmeden önce taptıkları tanrılara tapmalarını istemediler. Efendiler, kölelerini kendilerinin istedikleri tanrılara tapmalarını istediler. Zira efendilerinin tanrıları zencilere köle olmalarını söyleyen bir tanrıydı. Bu yüzden Afro-Amerikalıları, yani zencileri bu dine zorladılar. No, I think it tends to face facts. And the white man doesn't realize that every day he's losing his ability to face facts. The situation that he's in South Vietnam is a good example, or in other parts of the world. His attitude toward Red China. All of these are indications of an overall characteristic that is coming down upon white America, the inability to face facts. And their inability to face facts where the black man in this country is concerned is probably more profound or more noticeable than any other aspect of the American problem. Afrika'dan getirilen kölelere Hristiyanlık mecburi din kılındı. İlk mecburi din Metodizm'dir. Ama sonra Baptist Hristiyan'a dönüştüler. Baptist kiliselerinde olan Tanrı kavramı birçok siyahiye onaylanma hakkı sundu. Avrupa'dan Amerika'ya yayılan Hristiyanlık, Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada'da daha çok protestanlık ve kıtanın diğer yerlerinde ise katoliklik şeklinde devam etti. Kuzey Amerika'da protestanlar, Orta ve Güney Amerika'da ise katolikler hakim durumdaydı. Lansing kasabasında bulunan ırkçı beyazlar tarafından Kara Tugay isimli bir örgüt kurulur. Kendilerinden başkasına hayat hakkı tanımayan bu eli kanlı örgüt, Malcolm X'in babasının etkileyici konuşmalarından rahatsız olurlar. Malcolm X'in ailesinin kasabadan gitmesi için baskı uygularlar. Kara Tugaylar isimli bu beyaz ırkçı örgüt, Malcolm'un babası Earl'ü sıkı takibe alırlar. Nerede görseler ona sataşır, hakarette bulunur, küfür ederlerdi. Fakat Malcolm'un cesaretli babası vaazlarını durdurmaz, sürekli bir mücadele içerisinde hayatına devam ederdi. Ama Kara Tugaylar rahat durmayacaktır. Şimdi de şiddet yoluna başvuracaklardır. I'm not an integrationist. Never could be. I couldn't integrate with my enemy. And I know who my enemy is. We don't want to have anything to do with any race of dog, two-legged dog, that will stick four-legged dogs on innocent, harmless women, children, and babies. We declare our right on this earth to be a man, to be a human being, to be respected as a human being, to be given the rights of a human being in this society, on this earth, in this day, which we intend to bring into existence by any means necessary. Amerika'da İslamiyet'in uzun bir geçmişi bulunmaktadır. İslam coğrafyacısı İdrisi'nin Lizbon'dan batıya doğru denize açılan bazı Müslüman gemicilerin Atlantik'in orta kesimlerindeki Antilla adasına kadar gittiklerini bildirmiştir. İdrisi'nin harita üzerinde bu adayı göstermesi, Endülüslü Müslümanların en az 12. yüzyılda, henüz Amerika'nın keşfinden önce bu kıta ile İslamiyet'in ilk temasını sağladıklarını ortaya koymaktadır. Kölelik eski zamanlardan beri her yerde vardı. Hatta Afrika'da bile bir kabile başka kabilenin insanlarını
köle olarak tutuyordu. İslam dünyasında farklı ve başarılı siyasi düzenlemelerle İslam bütün bu tür kölelik sistemini ortadan kaldırdı. Ama modern anlamda bizim bildiğimiz kölelik tamamen Batı'nın düzeni ya da uygulamasıydı. Hatta keşif döneminden önce olanlar ekonomik nedenlerden dolayı Afro-Amerikalılara yani zencilere yapılan ağır şiddete yaklaşamaz bile. Arap coğrafyacıların verdikleri bilgiler, Kristof Kolomb'un Amerika'yı keşfinden yani 1492 tarihinden önce Müslüman denizcilerin Atlas Okyanusu'nu aşarak yeni dünyaya yani Amerika'ya ayak basmış olduklarını göstermektedir. Batı Afrika'daki eski Mali İmparatorluğundan bazı Müslümanların Amerika kıtasına ulaştıklarına dair kuvvetli deliller mevcuttur. Bu Müslüman denizcilerden bilgi edinmek için Kristof Kolomb ve Vasco Nunez Balboa gibi İspanyol kaşiflerinin zorla Hristiyanlaştırılmış bazı Müslümanları yanlarında getirdikleri bilinen bir gerçektir. Bir Hristiyan rahibi Marcos de Nia ile beraber Florida, Texas ve Arizona bölgelerinde seyahat eden ve 1539 yılında ölen Esteban'dır. Diğer ismiyle Estefan, bu Müslüman gemicilerden biridir. Yine 17. yüzyılda Amerika'ya gelen Nasuriddin adında bir Mısırlının Mohawk kabilesinin dostluğunu kazanarak birkaç yıl onların arasında yaşadığı, fakat kabileden bir kadını öldürünce yakılarak idam edildiği bilinmektedir. The Honorable Elijah Muhammad teaches us that there is one God, he has one religion, and that he gave this one religion, the same religion, to all of his prophets. Which means Abraham was a Muslim, Lot was a Muslim, Noah was a Muslim, Moses was a Muslim, Daniel was a Muslim, Jesus was a Muslim, all were Muslims, all practiced the religion of Islam, and all were black men. None of them were white. You cannot name one prophet, please, you cannot name one prophet in the Bible that came from Europe. No prophet came from Europe. The prophets all came from Africa and Asia. Amerika'da asıl Müslümanlık tarihi 17. yüzyılda başlayan, Batı Afrika'dan kaçırılan ve köle haline getirilen zencirlerle başlar. Köleler arasında Müslümanların oranı kesin olarak bilinmiyorsa da, mevcut belgelerden sayılarının binlerce olduğu anlaşılmaktadır. 1717 yılına ait bir kayıttan, kölelerin arasında domuz eti yemeyen ve Allah'a inananların varlığı öğrenilmekte, hatta bu kölelerin bazılarının isimleri de bilinmektedir. Mesela 1731 yılında Afrika'dan kaçırılan Eyüp bin Süleyman Diallo, Georgia eyaletinde sahibi tarafından azat edilerek vatanına kavuşturulmuştur. Yine 1807 yılında Güney Carolina'da satılan Ömer bin Said adlı bir kölenin sahibinden kaçtığı, ancak Kuzey Carolina'da yakalanarak hapsedildiği ve hücresinin duvarına yazdığı Arapça yazıları incelemeye gelen vali tarafından serbest bırakıldığı bilinmektedir. Kayıtlar arasında hayatının sonuna kadar valinin himayesi altında yaşayan Ömer bin Said'in bugün mevcut olmayan 15 sayfalık bir hal tercümesi yazdığı da bilinmektedir.